Bu örnekte işlemsel yükseltişler üzerine gidip temellerini hatırlayacağız ve daha sonra iki tane uygulama devresiyle konuyu yerleştirmeye çalışacağız. İşlemsel yükseltiç bir tane üçgenle gösterilen bir elektronik devre sistemi diyelim. Bu sistem içinde onlarcadan yüzlerce transistöre kadar eleman ve onlarla ilintili dirençler olduğu için ayrıntılı çizilmez her zaman bir üçgenle gösterilir. Bu üçgenin iki tane girişi vardır. Bu sinyal girişleridir. İki tane beslemesi bulunur. Genellikle simetrik tip beslemedir. Yani burası artı 12 ise burası eksi 12'dir. Yalnız bu konuda çok karıştırma yapılıyor. Şöyle ki bir pilin artı ucu buraya, eksi ucu buraya şeklinde anlaşılıyor. Öyle değil. Açıkçası iki ayrı pil var. Her ikisi de ortak topraklanmış durumda. Birisi toprağa eksi ucu bağlanarak diğer artı ucu işlemsel yükseltecin artı besleme girişine bağlanıyor. Diğer pilde toprağa bu sefer artı ucu bağlanıp eksi ucu işlemsel yükseltece bağlanıyor. Yani bu iki ucu arasında 24 volt potansiyel farkı oluyor. Artı eksi 12 besleme için. Ve bu işlemsel yükseltecin her zaman bir sinyal çıkışı var. En önemli özelliği işlemsel yükselticinin fark yükselticidir. Yani bu iki sinyalin farkını yükseltir. Sadece bir sinyali değil. O zaman çıkış eşitliği bir sabit kazanç katsayısı çarpı iki sinyalin farkı. Hangi sinyalin birbirinden farkı olacağı işaretinden anlaşılıyor. Artı girişteki sinyal evirmeyen yani terslemeyen giriş olarak adlandırılıyor. Eksi sinyal işte eksi uçtaki sinyal ise eviren giriş. Dolayısıyla işte artı uca giren sinyalden eksi uca giren sinyal çıkartılıyor. Kazanç katsayısı çok büyük. Bu sayı sonsuza yaklaştığı kabul ediliyor. Hatta pratik bazı devre çözümlemelerinde sonsuz kabul ediliyor. Gerçek değerleri piyasada satılan işlemsel yükselteçlerin kazançları açık devre kazancı olarak isimlendiriliyor bu. 1 milyondan 1 trilyona kadar değişiyor. Duruma ve frekansa bağlı olarak çeşitli değerler alıyor. Şimdi tabi ne güzel. 1 volt bir sinyal farkı uygulayın 1 milyon volt çıksın kuralı bunda işlemiyor. Aynen transistörlerin doyuma ulaşması gibi. Eğer iki sinyal farkının açık devre kazancıyla çarpımı birdenbire beslemeye geçerse elektronik devrelerin temel özelliği beslemeye geçtiği anda çıkış o besleme değerinde duruyor, kalıyor, doyuma ulaşıyor. Daha fazla yükselemiyor. Aynı şekilde negatif beslemeden daha küçük bir değer olursa bu da benzer şekilde eksi besleme değerinde kalıyor ve duruyor. Dolayısıyla işlemsel yükselticinin çıkışı da artı VCC ile eksi VCC arasındaki bir sinyal değeri olabilir. Dışında daha yüksek, daha küçük olamaz. İşlemsel yükselticinin çok önemli bir özelliği de giriş devresinden neredeyse hiç akım almıyor. Yani onu hiçbir şekilde güç transferi yapmıyor. Olağanüstü verimli bir cihaz. Kendisi çok az hissederek, koklayarak tabiri caizse çıkışını veriyor. Dolayısıyla çözümlemelerde giriş akımlarının da sıfır olduğunu varsaymak yeterli oluyor. Kazancın sonsuz. Giriş akımları sıfır. Bundan sonra devre çözümlemek çok kolay artık. İlk örneğimiz çok temel bir örnek. Tersleyici kazanç. Aslında burada tersleyici sadece sinyali eksi 1 ile çarpan anlamındadır. Burada dirençleri değişik değer seçerek eksi 1 değil eksi başka her türlü değerle çarpan eşlik elde edebiliriz. Burada dikkat edilecek en önemli nokta işlemsel yükselteçlerde çoğunlukla evirmeyen giriş toprağa bağladığımız zaman girişle çıkış arasında sinyaller arasında belirli işlemler yapabiliriz. Onun için zaten adı işlemsel yükselteç. Bu işlemlerden birisi negatif kazanç. Bu ilk örnekte. Herhangi bir giriş sinyali olsun R1 direnciyle eviren girişe bağlı işlemsel yükseltecin o girişten R2 direnciyle arada bir geri besleme köprüsü var. Bu şekilde bir devre kısaca bir analizini yapalım. O devrenin kazancının da şu eşitlikte olduğu gibi gösterildiğini göreceksiniz. Fark yükseltici olup da
sonsuz kazanç olduğu için bu iki ucun birbirine eşit potansiyelde olduğunu varsayabiliriz. Yani o kadar küçük bir fark var ki çıkış sonlu bir voltaj değerini elde edebiliyoruz. Ama o kadar küçük fark ikisi birbirine eşittir kabulü için yeterlidir. O zaman evren giriş topraklandığına göre buranın potansiyeli sıfırsa diğerinin de potansiyeli sıfır olmalıdır. O zaman girişten bu potansiyele bir akım akar. Giriş pozitifse bu yönde akar, negatifse ters yönde akar. Bu akım değeri I1 olsun ve şu sol tarafta ifade ediliyor. V'in bölü R1 I1 akımına eşit. Biz şuradaki I1 eşittir I2'yi kullanmaya çalışıyoruz. I1'i yerleştirdik. İkinci olarak da aynı akım işlemsel yükseltece girmez. Çünkü varsayım şu akımlar sıfır. Dolayısıyla şuradan hiçbir akım girmezse giren bütün direnç üzerinden geçen bütün akım geri beslemeden takip ederek çıkışa akacaktır. Oradaki akımda şu voltajdan şu voltajın çıkartılması bölü R2 olur. O da I2'nin değerini verir. İşte I1 eşittir I2'yi burada kullandık. Şunu düzenlersek yukarıdaki eşitliğin aynısını elde ediyoruz. O zaman bu şekilde bağlanmış bir işlemsel yükselteç çıkış sinyali girişin eksi bir kazanç dirençlerle belirlenen bir kazançla çarpımıdır. Bakın kontrollü bir şekilde bir yükselteç elde ettik. Kazancını istediğimiz gibi ayarlayarak. Buraya bir tane ayarlı potansiyometre yani ayarlı direnç koyduğumuz zaman elle ayarlamak kazancı mümkün olacaktır. İkinci örnekte bir toplayıcı devresi var. Toplayıcı iki sinyali toplar. Aynı tür işlemsel yükselteç bağlantısı yine evren giriş topraklanmış durumda. Düzeltiyorum, evirmeyen giriş topraklanmış durumda. Evren girişe çeşitli dirençler bağlanmış durumda. Ve muhakkak çıkış ile evren giriş arasında bir geri besleme direnci var. İki tane sinyal uygulanmış olsun. A ve B sinyalleri olsun. Çıkıştaki sinyal bu iki sinyalin toplamının şu dirençlerle verilen oranla tabi eksilisiyle çarpımla eşit. Dolayısıyla bu devrede hem topluyor hem de bir kazançla çarpıyor. Eğer R2 ile R1'i birbirine eşit alırsak sadece sinyalleri toplar. Bu da aynı şekilde R2 ile R1'i birbirine eşit alırsak girişteki sinyalin ters işaretlisi ortaya çıkar. Özetle işlemsel yükselteçlerde karmaşık bir devre var. Evirmeyen ve evren giriş var. Ve kazancı sonsuz.